Ekran başından ayrılmayın. 12 burcu tekrar edeceğiz. Yaylar. Evet. Ah ah siz var ya siz bu hafta haftanın enlerindesiniz. Gelsin bakalım. Evet. Yayın diğer tablosu. Önemli gelişmeler, anlaşmalar varmış iş hayatınızda özellikle. Aşk hayatınızda sürprizler sizi öyle bir şaşırtacakmış ki. Tabii bütün bunları yaşarken iş hayatınız bu kadar iyiken Aşk hayatınız bu kadar iyiyken sağlıkta dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bel ve boyun ağrıları. Şimdi bunu bir detaylandıralım bakalım. Tamam. Önemli gelişmeler Şimdi ve önce anlaşmalar var demişsin. Önce, önce sağlıkla başlayalım. sağlığı söyleyeyim. Kazaları açık olacağınız bir haftadasınız. Ay Allah göstermesin. Bedensel kazalar, yaralanmalara karşı ne olur dikkatli olun bu hafta. Yani ee, kazalara açık olacaklar bu hafta. Astroloji bize ...olasılıkları gösteriyor. Yani bu hafta her zamankinden çok daha dikkatli Çok dikkatli olun ne olur. Dikkat tamam. dağınıklığına açık olduğunuz bir haftadasınız. Ay, Zihninizi ben güçlü ben tutmaya ben. özen gösterin. Ee, bu hafta yeni ortaklıklar... ...yeni işler... ...belirsizlikte kalmış olan... ...kafanızı kurcalayan bütün bilinmezlikleri... ...hayatınızın dışına çıkartıyorsunuz. Öyle bir netlik kazanacaksınız ki bireysel hayatınızda... ...bu kazanacağınız netlik kariyer olarak da kazanç olarak da yükseliş yaşamanıza etki edecek ve neden olacak efendim. Eğer işsiz bir yay burcuysanız hayatınızın iş fırsatı önünüze gelebilir, ayağınıza gelebilir. Öyle büyük bir teklif alabilirsiniz ki bu durumun doğrultusunda ve sonucunda inanılmaz mutlu olacaksınız, inanılmaz da huzurlu olacaksınız. Özellikle sevgili yaylar ve yükselen yaylar bu hafta yakın çevrenizden alacağınız güzel haberlerle adım atıyorsunuz haftaya. Belki de birçoğunuz sabah gelen telefonlar ile şansım döndü oley çığlığını atıyor evinde ya da ofisinde. Öncelikle iş ortamınızda e, sıkılgan, farklı davranışlar gösteren bazı iş ve çalışma arkadaşlarınız olabilir. E, onları değiştirmeye, dönüştürmeye kalkışırsanız mutsuz olabilirsiniz. İsteyen hayatın istediği gibi yaşamak zorunda ve durumunda. Siz bu hafta gelişmek ve değişmek istemeyen bir iş arkadaşınızı geliştirmeye, değiştirmeye kalkıştığınız takdirde huzurunuzun kaçmasına neden olursunuz. Ne yapsınlar? Kendi hayatlarına baksınlar. Neyi yapmasınlar? Hiç kimsenin hayatına karışmasınlar. Kişi hayatını nasıl yaşamak istiyorsa onun elindedir. Onu özgür iradesiyle olduğu gibi kabul edin. Öğretmenlik yapmaya kalkmayın kimseye. Peki. Buna çok dikkat edin. Ayrıca Aşk hayatınızda sürpriz haberler sizi şaşırtabilir ve şımartabilir. Ee, hiç beklemediğiniz güzellikleri, hiç beklemediğiniz sürprizleri evli olan ya da ilişkisi olan bir yay burcuysanız hediyeler alabilirsiniz. Ve e, kafanızda soru işaretleri oluşabilir. Bayram değil seyram değil bu hediye nereden geldi diyerek partnerinizin gönlünü kırmayın. ...insanın içinden gelebilir o hediyeyi alabilir ee, ya da sürpriz yapmayı isteyebilir. Güzel bu hafta e, yani yaylar şımartılacaklar. Evet e, Safiye Soyman'ın bir şarkısı var şımart beni şımart beni diye. <laughs> o da bizi izliyor. Sana Hayır, da çok selamları var. Geliyorum Safiye Safiye Soyman'a. Şimdi hakikaten şımaracaklar bu hafta ve izin verin şımardıkça şımarmaya izin verin. Çünkü hayatınızdaki insanın sürprizlerine şaşırmayın. Ege kimse yoksa hayatında? Şimdi diyeyim. oraya geliyorum. Bekarsa? Kalbi boş olanlar özellikle... ...yaratılışlarına uygun kişileri seçmeye özen göstersinler. Yani tipiniz olmayabilir ama ruhunuz olabilir. Ha. Ruhunuza uymayan, tipinize uyanları tercih etmeyin. Lütfen. Yani... Kimsenin boyuna posuna vurulmayın, kalbine vurulmaya özen gösterin. Yay özgürlüğüne çok düşkündür, yay kadında yay erkeği de sıradanlık sevmez. İlle bir endamlı kadın olmalı ya da bir endamlı beyefendi olmalı. Ee, evet ağaçta da boy var ama akıl yok. O yüzden akıllı adamlarla akıllı kadınlarla olmayı tercih edin. Yani şey diyorsun, kişinin tipine göre, mevkisine göre, makamına göre değil de onu tanıyarak hareket edin. Ruhuna, diyorsun. ruhunuza Ruhun. uysun tipinize değil. Yani bugün tipine uyan, yarın ruhuna uymadığında ne olacak? Annem derdi ki ağaçta da boy var ama akıl yok. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla boylu postu seçmek yerine akıllı, vicdanlı kadınları, adamları seçmeyi tercih edin. Tamam, ama şimdi şöyle, şöyle de algılanmasın yani boylu postu da akıl yok değil, bunu hani... Hayır ...yok. Yanlış yere ee, gidebilir bu cümle hayatım. E canım üstüne alınan varsa beni ilgilendirmiyor. Ben, ben boylu postu birini tanımadım hayatım boyunca. Nasıl yani? Yani... Ee... Neyse kapatalım o konuları. <gülüyor> <gülüyor> Spotu yani seçeceğiniz ben. kişi ruhunuza hitap etsin diyor. Görünüş sizi çok ilgilendirmesin diyor Nuray Sayar'ı. E ben şimdi çok açık sözlü bir kadınım evet, ya. Evet onu çok diyorum doğalım. işte doğal olduğun ee, için. Uzun boylulardan özür diliyorum. Lafım uzun boylulara <gülüyor> değil. <gülüyor> Sakın. Ee, ben öyle dangle dungle konuşuyorum işte. <laughs> Spotum size vücudunuzu e, dinleyin, beslenin. Ve güçlenin. Spor yapmıyorsanız spor yapmaya başlayın. Şimdi müsaade eder.